Merhabalar, ismim Cevahir. Bu videoda Winchill ana sayfasının temel özellikleri ve Winchill'e giriş yaptığınızda sizi karşılayan arayüzün temel özelliklerinden bahsedeceğim. Öncelikle Winchill arayüzü 3 temel ekrandan oluşuyor. Bunların ilki header dediğimiz üst kısım, yani başlık. İkincisi navigatör dediğimiz şu sol tarafta gördüğünüz kısım. Bunlar her zaman sabit. Winchill'de hangi sayfaya giderseniz gidin, navigatör ve header burada kalıyor. Ve ortada gördüğünüz page dediğimiz kısım, yani sayfa, her zaman değişken. Yani ben home sayfasına tıkladığımda, mouse'u orta tuşuyla aşağı yukarı oynattığımda, yukarıda gördüğünüz header her zaman sabit ve navigatörün her zaman sabit olduğunu göreceksiniz. Bu header kısmında her zaman Winchill logosu. Şurada giriş yapan, login olan kullanıcının adı. Şöyle kontrolü biraz daha yaklaştıralım, görüntü büyüsün. Şurada her zaman Winchill'de arama yapabileceğiniz bir search kısmı mevcut. Daha sonra bu search kısmını diğer videolarda detaylı anlatacağız. Daha sonra bu quick links kısmı mevcut. Quick links'i de başka bir videoda daha detaylı anlatırız. Sol tarafta da navigatör dediğimiz kısım mevcut. Navigatör Winchill'de bilgiye ulaştığınız kısımdır. Winchill'de bilgiye iki şekilde ulaşıyoruz. Arama ya da göz atma ya da gezinme diyelim. Search ve Browse. Buradaki Search, Global Search'e benzer ekstra özellikleri var. Daha sonraki bir videoda anlatacağız. Ve aynı şekilde Browse da bilgiye ulaşmanın bir yöntemi. Bunu da detaylandıracağız daha sonraki videolarda. Şimdi ana sayfadan bahsedecek olursak. Ana sayfada sizi Task, Subscription, Workspace gibi çeşitli tablolar karşılıyor. Bu tabloları en önemlisi tasks, yani size gelen görevler. My task. Burada örneğin bana gelen analyze change request, değişiklik talebini analiz ediniz. Onay sürecini iptal diye Türkçe benim oluşturduğum bir görev. İşte yayın sürecini onaylayınız gibi görevler geliyor. Yani bir sabah gelip kurumsal bir sistemde Winchill açtığınızda burada sizin üzerinizde bekleyen görevleri görürsünüz. O yüzden task'ı bu şekilde en üstte tutarız. İkinci sırada genelde updates. Şöyle sürükleyip bırakıyorum. İkinci sırada task, updates. Updates de en son yaptığım değişiklikler, en son check-in yaptığım 15 işi görürüm genelde. Şu şekilde. Mesela burada en son check-in yaptığım solid works dataları, dokümanlar ve benzeri şeyler var. Daha sonra üçüncü sırada check-out work kullanırım. Yani check-out ettiğim işler. Şu anda mesela üzerimde checkout'lu bir gereksinim dokümanı, bir Winchill part mevcut. Gene bu Winchill part'ı daha sonraki videolarda detaylandıracağız. Workspace CAD kullanıcıları için genelde kullandığım alandır. Çalışma alanı, tasarımcının alanıdır. Daha sonra çok detaylı olarak anlatacağız. Ve subscriptions, aboneliklerim. Yani bir objede bir değişiklik olduğunda haberim olsun istediğim şeylere Winchill'de abone oluyorum. Bunları bu ekranda görüyorum. Ve Customize'a bastığımda buraya daha getirebileceğim Package, Meeting, Notebook gibi bazı alanlar mevcut. Bunları tıklayarak ekranımda bu tabloları da görüntüleyebilirim. Bunların da detaylarından bahsedeceğiz. Ama genelde sade bir kullanım olması açısından Task, Updates, Checkout, Work, Workspace ve Subscriptions olarak kullanmayı öneriyoruz.